Ya Nurhayat ısrar etme. Sürpriz dedim. Yarın akşam göreceksin zaten. Bana gerdanlık aldın. Hayır. Ev mi? Hayır. Araba? Hayır. Ay Allah'ım, bana ev aldın, önüne araba çektin, içine gerdanlık koydun. Yok artık. Niye yok artık? Var artık. Bunu yapan da var, yapan nasıl yapıyor? Ben bunlara layık değil miyim? Yok evladım, layık olma meselesi değil. Yani damadın babasının Katar şeyhi olmamasıyla ilgili. Ya başka türlü bir şey, yani öyle normal bir hediye değil. Ayaklarını yerden kesecek bir şey. Araba değil dedin, tır mı? Uçak, tekne, at, at. Yok, deve. Kız, nasıl bakacağız deveye? Nerede duracak o örgüçlü mörgüçlü? Duygusal anlamda böyle ayaklarını yerden kesecek bir şey Nurhayat. Böyle yani çok etkileneceksin. Ay, bana ada aldın. Ada mı? Hangi ada? Büyük adaya sizin gücünüz yetmez. Sedef adası falan mı? Nurhayat, tamam yeter. Yani hani bir tahmin falan yapma. Yarın akşam zaten göstereceğim. Sürpriz. Ay Rıza'm, sen sünnetsiz falan değilsin değil mi? Kız, öyle sürpriz mi olur? Aa, tövbe tövbe. Nurhayat'cığım, düğün için burasını ayarladım. Allah'ım, ne olur şu an uyanayım ve bu bir kabus olsun. Ne yaptın, ne yaptın? Hayır, hayır. Tabii şimdi bu böyle olmayacak canım. Böyle her taraf mumlarla aydınlatılacak. Ondan sonra masalar giydirilecek. Çiçekler, canlı müzik, yemekler falan tabii birinci sınıf. Ben böyle hani bir fikir olsun diye. Ben kıraathanede mi evleneceğim? Allah'ım, sen aklımı, fikrimi, sosyal statümü koru. Nereye çıktı burası ya? Nurhayat, biz ilk burada tanıştık ya. Kiminle? Seninle. Ne zaman? Ya Nurhayat, biz bizim apartmanı ilk aldığımız zaman hani inşaat başlıyordu. Böyle arabalar yan yana geldi. Babanlar babamlara selam verdi. Bir çay içelim mi dendi. Oturduk burada çay içtik. Ay, o sen miydin ya? Yanlışın var, değildir Rıza. O sümsük köfte gibi bir çocuktu. Yok, o bendim ben. Hatta o gün senin üzerinde böyle güzel beyaz bir elbise vardı. Eve döndükten sonra ben ablama hoş kızmış falan dedim. Neyse. Ben hani bizim tanıştığımız yer diye, böyle belki biraz romantik olur diye biraz çabaladım ama. Rıza'm. Hı. Bu ne yıkaması yavrum ya? Pardon? Anacığım, bir aklını başa topla. Evlilik böyle bir şey değil. Evlilik akıl ister, fikir ister, mantık ister. Sen beni el aleme rezil mi edeceksin? Ha? Ev kızları sonuncusu, gelinin efendisi Nurhayat Karakaş kahvede evlendirebilirsinler. Dostlarımız ağlasınlar, düşmanlarımız düşsünler. Tamam, tamam, vazgeçtim ya. Bırak, tamam. Bak, davetiyelerimiz basıldı, dağıtıldı. Gel efendi efendi şu beş yıldız otele basıldı yapalım. Anamın babamla yüreğiyle indirme. Bu benim edepsiz damarımı da çıkarma. Allah'ım, ben seninle çok uğraşacağım belli. Hay, arada bir de içinden orçumu pörtlüyor, ne oluyor? Sizin aile şizofren var mı? Allah korusun. Yok, yok, merak etme. Hepsi manik depresif. Ya yürü, Allah'ını seversen yürü ya. Çok mu sert çıktım? Ya kusura bakma Rıza'cığım, tatlım, çok romantik bir fikir. Hani ben de çok duygu doldum aslında ama ne bileyim, annenler annemler ne der? Ben hislerimi göstermeyi sevmeyen biri olduğumdan. Yoksa geldiğimizden beri gözlerim doluyor doluyor ama geri tutuyorum. Gerçekten? Tabii ki hayır. Sabahtan beri kime diyorum ben? Ah, benim seninle çok işim var. Çok şey öğretmem lazım benim sana. Neyse, sen kendini bana bırak, ben ayarlayacağım. Sürpriz, sürpriz diye kaç gündür ciğerimi kemirdin. Sürprize bak, çay demle. Ay, ömrümden 10 seneyi yedin. 10 sene. Wow oğlum, ruhsat da çok başarılı Tabanca'da. 100 yıl organizasyonu bu. Sanat grubu Emir Bey artık daha başka bir şaka malzemesi istemeyecekse biz diziyle ilgilenebilir miyiz diyor. Okey okey, eyvallah eyvallah. Ah, çok serin ya. Kardo, gel al bunları, gel al bunları ya. Süper ya. Wow. Düşen yerinde. Rahatlığına sağlık. Ah, tatlım. Bikini falan kıskandım işte, ne yapayım? Sevgilimi kıskandım. Dövün beni ya. Hatta... Vurun beni ya, vurun. Ah, vurun beni. Ben de kıskandım tatlım.
gayet sağlıklı bir tepki ama işe yansıyınca kekremsi bir tat oluyor. Böyle ilişki bütüncül bir eprimişlik yaşıyor, anlıyor musun? Ne halini, evet. Aa, okey. Aa, tamam, katılıyorum ben sana. Alanları tamamen ayıralım. Sevgilim burada, iş arkadaşım burada. Lütfen. Okey. Tufan Hoca'dan haber var mı? Şu anda yok ama ben bugün zam konuşacağım. Ne kadar isteyeceksin? Ah, yani onu şimdi söylemesem sonuçta işle ilgili bir şey ya ondan. He. Sen galiba hepimizden daha çok para alıyorsun değil mi? Hayda. Ay ne var canım, insan söylemez mi sevgilisine ne kadar kazandığını? Çok kazanıyorum okey, çok fazla. Allah arttırsın erkek oyuncu olunca. Ya insan sevgilisi daha çok para kazanıyor diye bozulur mu ya? Şimdi kim karıştırıyor işte aşkı? Ben mi karıştırıyorum? Bak sen karıştırıyorsun. Karıştırıyorum oğlum, var mı? Karışım, bak daha çok karıştım. Hop çorba oldu, birbirine girdi. Söyleme haftalığını, bir daha bana zor dokunursun. Aha gene karıştırdım, nasıl? Berbat, berbat. Tamam böyle olmaz ya, vallahi böyle olmaz ya. Ben Madonna konserine gitmiyorum. Akşam bir daha kavga çekemem, sen git. Asıl ben gitmiyorum. Ver bilet, kim istiyorsa gitsin. Bırak mı dende? Bize geri döneceğinizi biliyordum. Deniz Alsacak gibi bir isimden vazgeçemediniz tabii. Hayır, aslında vazgeçtik. Pardon? Biz başka oyuncuyla yürüyeceğiz. Zaten sizinle ilk görüşmemizde Deniz Hanım'ın şimdiki dizisinden ayrılma niyeti olmadığını açıkça belli ettiniz. Ettik mi? Tabii canım, yokuşa sürdünüz papaya falan. Yani yok artık ha? Aslında biz Deniz Hanım'la değil, sizinle ilgileniyoruz. Ne olarak abi? Enerjiniz yüksek, hırslısınız, sektörü çok iyi tanıyorsunuz. Yani böyle yerinde duramayan bir adamın bir tek oyuncunun menajeri olmakla yetinmesi mümkün değil. Değil mi? Bizim yapım şirketinde yapım sorumlusu olun isteriz. Elimizde çok proje var, çok yoğunuz. Hani biraz spontane olacak ama ilgiliyseniz şu an gelin, ofisi görün, ufaktan bir başlayın. Ya yapım sorumlusu? Evet. Ayarlarız ya, yardımcı oluruz yani. Sizi zor durumda bırakmak istemem yani. Gösteri devam etmeli yani. O zaman ben bir Madonna'nın ekibini arayayım da diyeyim artık bugün hacılar bensiz takılacağınız. Ya bir de komik herifsin harbiden ya. Öyle miyim? Çok merak ettim nerede çalıştığını. Ortamını, zaaflarını, burcunu. Ve kalktım geldim dostum. Sebep? Gözlem. Biz oyuncuların ekmeği suyu Gözlem. Bir gün senin gibi bir karakter oynamam gerekirse mesela. Yanlış kast olur. Lavaboyu kullanabilir miyim? Buyur geç. Teşkilatımızdaki herkese takdim ettiğimiz gibi bir silah taşıma ruhsatı zarfın içindedir. Herhangi çatışma veya kaza sonucu yaralamada özel güvenlik gereksinimimizden dolayı hakkınızda işlem yapılmayacaktır. Çatışmaya hangi silahla gireceğiz peki? Dolu bir 35'lik silah hemen yanınızdaki ahşap dolabın içine yerleştirilmiştir. Ha. Demek bu kadar hafif oluyor. Misafirin iyisi gelir geçer kuş gibi. Hoşça kal dostum. Kremimi alabilir miyim? Hayır, hayır. Sanatçı toplum örnek olacak hemşerim. Beni istemiyorlar, seni istiyorlar. Ya abla ben iş bulmuşum, sen niye mutlu olmuyorsun ya? Ne biçim ablasın? Üvey abla mısın acaba sen? Keşke, keşke ama sanmam. Siz bugün balığa yem verdiniz mi? Evet. Biraz bitkin gibi sanki ama. Kızım.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.